Mesela İsa, Hazreti İsa konusunda hiçbir şekilde açtırmıyorlar. Onu da aynı şekilde kapatıyorlar. Ayrıca Kur'an'da böyle bir şey yok diye Said Nursi'nin açıkladığı, Kur'an'da Allah'ın açıkladığı alenen belli olan konuları 14 bahsetmek istiyorlar. Mesela kardeşlerim şu ay Bediüzzaman açıklaması. Muhbir Sadık'ın ihbarını aynen tasdik etmiş ve vukuat ile ispat etmiş ve ediyor. Ve inşallah daha edecek. Yani alametler sürekli çıkacak. Ve öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Yani Risale-i Nur'u çıkaramaz. Bak şimdi diyor ki Bediüzzaman, ta ahir zamanda, kendi zamanda değil bak, ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, neyin asıl sahibi? Risale-i Nur'un. Ha, asıl sahibinden kasıt arsa değil bu, mal değil, eşya değil. Burada Risale-i Nur'dan bahsediyor. O zaman asıl sahipler deyince Risale-i Nur'un asıl sahiplerini anlıyoruz. Çünkü hep Risale-i Nur'dan bahsediyor. Risale-i Nur'u Anadolu'nun sinesinden çıkaramazlar diyor. Ve hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, arsa diyorsa arsa olarak da kabul ederim. Öyle dediklerini düşünelim. Yani buradaki sahibinden kasıt, burada bir arsa vardı onu kastetti Bediüzzaman diyorlarsa onu da kabul ediyoruz. Tamam. Ama bak şunu nasıl açıklayacaksınız? Bak yani Mehdi. Nerede burada şahsi manevi? Ve şakirtleri. Yalnız da değil Mehdi. Talebelerinden birlikte. Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Hani gelmişti? Gelir diyor. O daireyi genişlettirir. Mevcut daireyi genişlettirir. O tohumlar sümbürlenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Evimde demiyor, kabrimde diyor. Ben ölü olacağım o anda diyor. Yasak, bunu okuyamaz. Sıkıysa oku. Baksana adam nasıl panik oluyor ya. Bir daha onu yayınlasana, o yorumlu filmi değil de o kendi şey, evet. Üstad Hazretleri diyor ki, bakın iki cümle var, ikincisinde bahar geçiyor. Yani Arap baharında da manidar hakikaten, her zaman olduğu gibi üstadım. Şöyle diyor, elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyeti âliye feveran edecek. Bakın tam cevherlerine var. Ve Hazreti Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikate sevk edecek. Böyle olmak ve olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet-i ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Tam Arap Baharı'nı Üstad Hazretleri söylemiş. Ve Arap Baharı'ndan sonra olacak gelişmeyi de bakın Hazreti Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikate sevk edecek. Diyor. Buna dair değerlendirmenizi ve ben bu noktada bakın biraz daha az sabırlı olacağım. Ben Mehdi'nin bir şahıs falan gibi bu şekilde ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Mehdi, bakın ittihattan bahsediyoruz. Mehdi, Mehdiyet bir ruhtur kardeşim. Yani kusura bakmayın ama ben bu tür şeylerden de rahatsız oluyorum. Yani bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Ben Risale-i Nur'dan bahsediyorum. Anladım ama benim şeyim budur. Yani eğer bir Mehdi inecek dediniz mi? Herkes burada Mehdi arar. İçimizde birkaç tane Mehdi olabilir şu anda. Biz bakın tevazudan bahsediyoruz. Siz, hayır siz Mehdi'den bahsediyorsunuz. Ben yorum yapmadım. Anladım ama. Bakın oradaki uslubu görüyorsun. Ben bunu yüzlerce kere yayınlarım. Yayınlayacağız da bunu. Mehdi çıkıncaya kadar da yayınlayacağız. İnşallah. Baksana Mehdi'nin inmesinden bahsediyor. Ondan da haberi yok. Mehdi inmez, zuhur eder. İsa Mesih iner. Burada diyor 2-3 kişi çıkar diyor Mehdi diyor. Tevazuya aykırıdır diyor Mehdi diyor. Yani peygamberimiz hata yapmış. Yüzlerce hadisi Buhari'de yazması, Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de yazmış olması hataymış. Yani haşa Allah bilmiyor diyor. Peygamber bilmiyor diyor. Bediüzzaman da bilmiyor ama ben biliyorum diyor. Mehdi geldi mi diyor, tevazu gider diyor. Tam aksine hemşerim. Tam aksine. Bak diyor ki Bediüzzaman. Bu zamanda öyle fevkada hakim ceryanlar var ki, her şeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakiki beklenilen, bekleniyor diyor. Ve bir asır sonra gelecek o zat,
Ne zaman gelecekmiş? Kendisinden bir asır sonra. Ne zaman oluyor? 2010'lar. Bunu yazdığı tarihine itibaren bakarsak 2010'lar. O zat dahi, şahsı maneviydi bak, o zat dahi, bu zamanda gelse harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Dün söyledim ya, Mehdi talebesi siyasete girmez. Bak Bediüzzaman'ın yine göstertiyorum. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dediği yer. Bak hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dediği yeri kendi el yazısıyla Bediüzzaman'ın mübarek el yazısıyla gösteriyor. Altları çizilmiş yer. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat. Evet. Bak diyor ki, ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek zatın, bakın ucu bucağı yok. Nasıl baş edeceksiniz kardeşlerim? Isısı yüksek kardeşlerim diyelim. Yani 3000 derece ısıda olan kardeşlerimiz. Bak diyor ki, ümmetin beklediği, gelmiş olsa bekliyor der mi Bediüzzaman? Bak beklediği. Ne zaman gelecek diyor? Ahir zamanda gelecek diyor. Yalan mı söylüyor Bediüzzaman? Evet diyor, yalan söylüyor diyorlar. Bence siz doğru söylemiyorsunuz. Gelecek zat diyor bak. Ahir zamanda gelecek zat. Kaç tane vazifesi varmış? 3 vazifesi var diyor. Siz kaça indiriyorsunuz? 2'ye, 1'e indiriyorsunuz. Bediüzzaman 3 tane diyor. Ahir zamanda gelecek zatın 3 tane vazifesi var diyor. Bu hakikatten anlaşılıyor ki diyor Bediüzzaman, sonra gelecek, bak sonra gelecek, yine bir vurguluyor, kaç defa vurguluyor. Bak sonra gelecek o mübarek zat. Ne zaman geliyormuş? Sonra gelecek. Nasıl bir zat diyor? Mübarek. Şahsı manevi mi? Yok diyor, zat diyor. Ne yapacak üstadımız diyoruz? Bak Risale-i Nur'u bir programı olarak neşr ve tatbik edecek. Yani sizin yasakladığınız Risale-i Nur'u bağıra bağıra televizyonlarda, radyolarda, kitaplarda anlatacak. Siz susturmaya çalışacaksınız ama o anlatacak. Ben öyle anlıyorum. Yanlış anlıyorsam beni uyarsınlar. Bak, bu hakikaten anlaşıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neşre tatbik edecek.